Kıymetli Rehber TV izleyicileri, saygıdeğer Doğa ve İnsan programı takipçileri, yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bu haftaki gezimizde Kahramanmaraş ilimizdeyiz. Kahramanmaraş'ta Başkonuş Yaylası var. Orayı gezmeye geldik efendim. Daha önce defalarca geldik buraya. Yaklaşık 5 yıldır gelmiyoruz buraya. Artık burası bir turistik piknik alanı oldu. Bizim gibi daha çok turistler sürekli geldiği için tanıttı. Sonradan burası uçtu gitti. Artık yer bulamıyorsunuz. Rezervasyon yapmaya. İşletme de var tabii içerisinde. Biz buraya farklı bir parkurdan gireceğiz. Yaylanın içinden geçeceğiz. Normalde içeriden başlıyorduk araçla gidip ama bu sefer dışarıdan başlayacağız. Çünkü artık sürekli aynı yere gide gide usandık. Farklı bir rota olan dedik. Tabii bu yaylada geyikler, ceylanlar da var. Hani geyikler gelip buraya su içmeye geliyorlar bazen. Devletin alt tarafından. Biz de efendim buradan gölün kenarından zirveye doğru Başkonuş Yaylası'nın zirvesine gözetleme kulesi, yangın gözetleme kulesi var. Oraya doğru intikal edeceğiz inşallah. Yolda gördüğümüz güzellikleri de sizlerle paylaşacağız. Hadi buyurun. Maceramız, yürüyüşümüz devam ediyor. Göletin hemen kenarındayız. Başkonuş Yaylası zirveye çıkacağız. Yangın kulesi hemen şöyle göstereyim. Görüntülere yansıyor mu? Orada yangın kulesi var zirve. Oraya çıkacağız şimdi. Maceramız, yürüyüşümüz gün güzelliğiyle, heyecanıyla devam ediyor. Orman içinde yürüyoruz. Gece buraya yağmur yağmış. Çok belli. Burada da küçük pınarlar, dereler var böyle. Yağmur sularından oluşan. Ve aşağıda az önce gördüğümüz göleti besleyen sular var efendim. Bu 4. 5. görüşümüz. Bunun gibi 7-8 tane dere, küçük dere o göleti besliyor efendim. Biz de bu derelerin geldiği tarafa doğru, zirveye doğru şimdi intikal ediyoruz. Maceramız devam ediyor. Yayladaki maceramız devam ediyor. Şimdi Başkonuş Yaylası'nın merkezine geldik. Şimdi meydanı göreceğiz burada. Çadır kampı, bungalov evler, konteyner evler, biriket evler. Bir sürü burada kalacak yer var. Tesis var burada. Tabii ücretli hepsi buranın. Bakın burada çadırlar var. Arkada çadır var. Burası meydan. Biraz da ilerleyeceğiz. Bizim çıkacağımız zirve de orası. Oraya çıkmayı düşünüyoruz. Şimdi burada grubu toplayıp ondan sonra bir karar vereceğiz. Thank you.
Değerli izleyicilerimiz, yemek vakti geldi. Yaylanın ortasındayız. Yemekte dolma vardı. Biraz yedik. Şimdi diğer ekip arkadaşlarımızla kısım kısım banklarda oturuyoruz. Şimdi yapabilirsek dolma ikram edip kebap yapıyorlar sanırım mangal tutuyor oradan. Böyle onları bir çarpmaya çalışacağız. Yapacağız. Evet, bizden uyanık değillerse tabii. Hadi vallahi, gidelim. Valla ben olsam bu dolmadan değişirim kebap başkan. Bu şeyden daha değerli. Göster bak yağlı yağlı. Evet. Değerli izleyicilerimiz, komşuya geldik, doğurma ikram edeceğiz. Acılı mı? Bak işte acılı acısı hepsi var. Biz dolma getirdik, abi siz ne ikram edeceksiniz? Yanık sucuk. Yanık sucuk, biz kebap et umuyorduk ama. Verecek yer arıyorduk zaten. Burada şansımız burada çıkmadı. Diğer komşuya gidelim, ilerideki masaya gidelim. Sucuk varmış Cengiz burada. Hizmetimize bu çıktı. Güvenlik görevlisi de geldi, mangalı söndürün dedi. Şimdi diğer masaya gidelim, oradan bakalım. Bakalım orada ne çıkacak İsmet'in. Kebap yok ama başka ne var bence bakalım. Haber atacağım. Al. Size dolma geldik, siz bize ne vereceksiniz? Sörme. Sörme mi? Değerli izleyicilerimiz, Başkonuş Yaylası'nı gezmeye devam ediyoruz. Daha önce yoktu ama şimdi burada geyikler var. 3 tane geyik var. Burayı böyle mini hayvanat bahçesi gibi yapmışlar. Kazlar, ördekler de var. Sesini duyuyorsunuz. Tabi burada dolaşan geyikler de vardı. Burası bir hayli geniş bir milli park. Burada dolaşan geyikler de var. Dolaşıyor. Aşağıdaki göle iniyorlardı. Burada gördük. Biraz da bunlardan biraz görüntü alalım dedik. Zirveye çıkmayacağız efendim çünkü gölün kenarından bir hayli yokuş çıktık, yorulduk. Buraları gezelim dedik. Böyle hayvanları geziyoruz, etrafı geziyoruz, böyle seyrediyoruz. Kazların sesini duyuyorsunuz. Yaylayı geziyoruz. Burada görüyorsunuz birkaç yüzyıllık bir cercer diyoruz efendim bunun adına. Bu yörede Kahramanmaraşlı ne diyorlar bilmiyorum ama burada çakmak taşları var keskin, bıçaklı bak burada görüyorsunuz. Bunlar buğdayın üzerinden gezerekten, dönerekten atlarla birlikte o buğdayı parçalamaya yarıyor efendim. Tabii şimdi makineler var, makineler yapıyor, biçer döver dediğimiz ama daha önce böyle ilkel yöntemlerle yapıyordu. Bazı bölgelerde de bunun yine at arabalarına bağlayıp atlara bağlanıp tekerlekli demir tekerler vardı. Onlardan yapılıyor. Bu bölgede de böyle çakmak taşlı ağaca gömülmüş taşlarla bu cercer işlemini yapıyorlar. Hemen yanı başımıza da böyle güzel bir çeşme var. Yanında değirmen taşı, ağaçtan oyulmuş bir arık ve böyle güzel bir görsellik var burada. Başkonuş Yaylası'nda yazın göremeyeceğimiz manzaralardan bir tanesi. O kadar geliyorum. Bu mevsimlerde gelmemiştim. Karda geldim ama kışın ortasında böyle güzel
şelale, şarlak gibi dereler, sular bir hayli akıyor burada. Burada da güzel manzara var, kayaların olduğu yer. Biraz daha yakından detay görüntü alalım. Başkonuş yaylasından Sersem yaylasına yürüyoruz, intikal ediyoruz. Zirveye çıkmadık, bari Sersem yaylasına gidelim dedik. Bazı arkadaşlarımız, diğer ekibimizle Başkonuş zirveye tırmandılar, çıktılar. Şimdi oradalar, yemek yiyorlarmış, tesisle görüştük. Burada işte bisiklet yolu yapmışlar, yürüyüş yolu yapmışlar, araca kapalı. Ama bu işletmenin özel araçları buradan kontrol amaçlı gidip geliyor. Şimdi bu yoldan 1 kilometre kadar kaldı, 2 kilometre geldik. Sersem yaylası. Değerli izleyicilerimiz, Sersem yaylasına geldik. Başkonuş yaylasından Sersem yaylasına yaklaşık 2,5 kilometre yürüdük. İşte Sersem yaylasının giriş kısmı da bura. Görünen yerin az aşağısında biraz daha çukur yer var, düzlük yer var. Orada da pınar akıyor. Beton örme bir yapı var, bir çardak var. Ya buradan geri döneceğiz ya da arkadaşlarımızla konuşup karar verip biraz daha ilerleyeceğiz. Böyle güzel açık bir alan Sersem yaylası. İşte Sersem yaylası, rüzgar da var. Burada tam kozalağın ucunda pınar var. Şimdi oraya doğru ineceğiz. Rüzgar var, fazla konuşmayalım. Sersem yaylasındaki pınar burası. Ocak ayındayız ama bu havada da muhteşem bir su var burada. Çok kuvvetli bir su. Böyle güzel de pınar yapılmış buraya. Beton örme. Bu güzellikleri sizlerle paylaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Başkonuş yaylasından Sersem yaylasına gittik. Şimdi Sersem yaylasından dönüyoruz. Yolu yarıladık. Başkonuş az kaldı. Burada yolumuzun üzerinde dönüşte muhteşem bir görsellikle karşılaştık. Küçük bir şelale. Şimdi etraftan daha detaylı görüntü almaya çalışacağım buradan. Çok güzel bir görüntü var gerçekten. Değerli izleyicilerimiz, Başkonuş yaylası maceramızın sonuna geldik. Yaylanın çıkış kapısına doğru geldik efendim. Burada da bir geyik heykeli ablemi var.
Bu haftaki maceramız da bu şekildeydi. Haftaya bir başka programda, macerada tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.